Sayın Milletvekilim, değerli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, sayın hanım kollarımız, komisyonları başkanları, sevgili gençler, değerli misafirler, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerinize olsun inşallah. Yapmış olduğumuz aday tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Evet, değerli misafirler, Türkiye'nin kurtuluşu, İslam aleminin kurtuluşu, insanlık aleminin kurtuluşunun tek yegane çaresi olduğu Milli Görüş Saadet Partisi'nin toplantısındayız. Amacımız insanlığın ve İslam aleminin kurtuluşu için çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Ne zamandır? 50 yıldır. Rahmetli Erbakan hocamızın çizmiş olduğu çizgiden sapmadan, yılmadan azimle, gayretle çalışıyoruz. Ne için? Allah'ın rızasını kazanmak için. Başka bir amacımız, gayemiz, hiçbir menfaatimiz yok. Olsaydı bugün başka yerlerde, başka saflarda olurduk Allah'ın izniyle. Biz aklın rızasını kazanmak için bu yola çıktık. İnşallah. İnşallah Rabbim de bize bunu cennete ailemiz müjdelemiş olur. Evet. Kınayanların kınamasına bakmadan biz bildiğimiz doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Onlar ne söylerse söylesin. Biz bildiğimiz doğruları anlatacağız arkadaşlar. Bakın, Türkiye'nin her ilçesinde, her beldesinde seçime gidiyoruz. Onlar ne kadar derlerse desinler, yok HDP ile, yok CHP ile ittifak yapıyorsunuz ama biz Türkiye'de tek başına seçime giren tek partiyiz arkadaşlar. Tek parti, bakın başka hiçbiri, şu anda herkes ittifak yapıyor. Biz tek başımız seçime giriyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Var gücümüzle, adaylarımızın peşinde canla, başla, şevkle çalışmamız gerekiyor. Sizlerden bunun sözünü istiyorum. Sizlerden bunun gayretini istiyorum. İnşallah. Dünya bizi bekliyor. Tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Geçtiğimiz dönemlerde anlattıklarımızı görüyorsunuz. Hep şunu yaşıyoruz. Biz anlattıktan sonra zaman geçiyor. Söylediklerimiz %100 doğru olduğu meydana çıkıyor. Biz diyoruz ki, ya bir seferde hani aradan zaman geçmeden anlayın diyoruz. İnşallah halkımız bizi zamanı gibi vakti geldiğinde anlayacak ama bizim de bunu canla, gür sesle eda etmemiz gerekiyor. Ben buraya katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Burada adaylarımız çıkacak inşallah biraz sonra kürsüye. Sayın vekilimiz çıkacak. Onlara daha fazla zaman bırakmak adına. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkür ederim.